yakalamalıdır. Cehalet ne kötü bir şeydir. Onun için efendiler, Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, ne kadar hoşuma gider, kesiyorum. Hazreti Ali ne büyük, ne büyük hikmet sahibidir, ne büyük ilim sahibidir, ne büyük insandır Cenab-ı Ali kerremallahu veceh. Diyor ki, لَوْ كَانَتِ الْجَاهِلُ فِي الْجَنَّةِ جَارًا لَتَرَكْتُ الْجَنَّةَ وَاخْتَرْتُ نَارًا. Dünyasını bilmeyen, eşyayı tanımayan, maddi ve manevi alemleri bilmeyen, hakikatleri keşfedemeyen, gökyüzünü ve yeryüzünü anlamayan, dinini ve dünyasını bilmeyen, cahil bir adam, cennette benim bir komşum olsa, onun şerrinden bırakıp cenneti cehenneme kaçarım diyor. Cehenneme kaçarım, bilmiyor cahil edip. Felakettir cehalet. Cehaleti yenmemiz lazım. Ama en büyük cehalet, bu büyük devletlerin sömürgesinden kurtulmaktır. Onlardan başka bu ilimleri kimse bilemez diye bu yutturmacayı, bu aşağılık telkinatı ortadan kaldırmak lazımdır. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e merhamet etsin inşallah. Böylece kardeşlerim, dersimizi kesiyoruz. Haftaya mevzunun daha garip tecellileri var, acayip meseleler var. Onları arz etmeye devam edeceğim. Bu arada biliyorsunuz Şehzadebaşı Camii Şerifindeki vaazlarımıza iki hafta ara verdik. Bir dinlenme, havaların soğuk gitmesi sebebiyle iki hafta ara verdik. Bu ayın son haftası, yani bu ayın 28. pazar günü Şehzade'de olacağız. İki hafta yokuz, boşuna gitmeyesiniz. Ama tabii camiye gitmek katiyen boşuna olmaz. Yine de ibadet ve zikrullah gayesiyle her türlü camide hizmetinizi yapabilirsiniz. Haftaya bu dersin sonunu ve garip mevzuları